Selamlar değerli takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, nefis bir ana yemek tarifiyle geldim. Köfteli avcı kebabı yapacağız. Gerçekten nefis oluyor. Yapımı da çok pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle yemeğimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için 350 gram kadar kıymayı uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine bir tane rendelenmiş soğan, 2 diş rendelenmiş sarımsak, bir tane yumurta, yarım çay bardağından biraz fazla galeta unu, karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Bunların miktarlarını açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oraya da göz atarak faydalanabilirsiniz. Öncelikle köfte harcımızı yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuralım. Sonrasında böyle cevizden biraz daha küçük parçalar kopararak köfte harcımızı yuvarlayalım. Çok fazla küçük yapmayın. Böyle iri iri olursa görünüm olarak da çok güzel oluyor. Köftelerimin hepsini yuvarladım. Şimdi artık sebzelerimi kızartma işlemine geçebilirim. Sebzelerimi önceden doğrayıp hazırlamıştım. 2 tane orta boy patatesi iri iri olacak şekilde doğradım. Kişi sayınıza göre daha fazla patates de tabii ki doğrayabilirsiniz. Öncelikle patateslerimizi şöyle 2-3 dakika hafif kızartacağız. Çok fazla pişmesine ve kızarmasına izin vermiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi patateslerimiz hafif kızardı. Hemen onu tabağıma alıyorum ve pişireceğim fırın kabına koyacağım. İki tane orta boy havucu yine aynı şekilde doğradım ve havuçlarımı da aynı şekilde hafif kızartacağım. Hafif kızaran havuçlarımı bir süzgeç kaşık yardımıyla tabağıma alarak yine aynı şekilde fırın kabına boşaltacağım. Böyle sebzeler kızardığı zaman çok daha lezzetli oluyor. Zaten çok fazla kızartmıyoruz, hafif kızartıyoruz. Şimdi biberlerimi de yine iri iri olacak şekilde doğradım. 3 tane yeşil sivri biber, bir tane de kapri biberi. İri iri olacak şekilde doğradım ve onları da yine hafif kızartıyorum. Biberlerim de aynı şekilde kızardılar. Hemen onları da kaşık yardımıyla alarak yine fırın kabıma koyacağım. Şimdi yuvarlamış olduğum köftelerimi de yine aynı şekilde hafif kızartıyorum. Tavayı bu şekilde sallayarak ve hafif hafif kaşıkla çevirerek köftelerimizin de her yerinin eşit bir şekilde kızarmasını sağlayalım. Köftelerimiz de hafif kızardı. Biraz da tepside pişecek. O yüzden çok fazla aşırı kızartmanıza gerek yok. Onları da bir kaşık yardımıyla alarak fırın kabımıza yerleştirelim. Sebzelerimizin arasına böyle aralıklı olacak şekilde köftelerimizi yerleştirelim. Ben büyük boy bir yuvarlak borcam kullandım. Dilerseniz farklı bir fırın kabı da tabii ki kullanabilirsiniz. Ama çok fazla büyük olmasın. İçine çünkü su koyacağız. Suyla birlikte sebzelerimiz güzel bir şekilde bütünleşmesi için orta boy bir kare borcam kullanabilirsiniz. Son olarak 7-8 tane arpacık soğanla soydum. Yine 5-6 diş de sarımsağımı da aynı şekilde soyup
Kalan yağımda şöyle hafif bunları da kızarttıktan sonra artık sebzelerimizin ve köftelerimizin arasına bunları da dizebiliriz. Soğan ve sarımsak inanılmaz güzel yakışıyor. Mutlaka sizler de ekleyin bu yemeğe. Evet, soğanlarım da hafif böyle karamelize oldu. Yine aynı şekilde sebzelerimin ve köftelerimin aralarına bunları da yerleştirdikten sonra artık son olarak aralarına bezelye ekleyeceğiz. Ben donmuş bezelye ekledim. Haşlanmış bezelye de koyabilirsiniz. Pişiyor, çiğ kalmıyor, merak etmeyin. Sizin de buzluğunuzda bezelyeniz varsa küçük bir kase aralarına serpebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Evet, bolca aralarına serpiyorum ve birazdan sosunu hazırlamaya geçeceğim. Yemeğim hazır. Şimdi hemen sosunu hazırlıyorum. Sosumuz için 1 yemek kaşığı domates salçasını uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine biraz kekik ekledim. Damak zevkinize göre tuzunu da attıktan sonra 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Daha az sulu olmasını istiyorsanız 1,5 su bardağı da koyabilirsiniz. Ama bence 2 su bardağı su yeterli geliyor. Güzelce çırptıktan sonra hazırlamış olduğumuz sebzelerimizin üzerine bu sosumuzu güzelce gezdirelim. Şimdi üzerine bir tane yağlı kağıdı ıslatıp suyunu sıktım. Bunu kapatıyorum ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yarım saat boyunca kapalı vaziyette pişecek. Yarım saatin sonunda üzerini açacağım ve üzerinin de biraz kızarmasını sağlamak için yaklaşık bir 30 dakika kadar da bu şekilde açık vaziyette pişmesi gerekiyor. Yani toplamda 1 saatte yemeğimiz hazır olmuş oluyor. Şimdi üzerini açtım ve üzeri açık bir şekilde yarım saat boyunca da bu şekilde pişti. Ve yemeğim artık hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Hemen şöyle servis tabağıma alarak sizlere de yakından bu nefis yemeği göstermek istiyorum. Yanına bir pirinç pilavı, bir de cacık olduğu zaman gerçekten lezzetine doyumu olmayan bir ana yemek tarifi. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.